Merhaba arkadaşlar, OynaSem kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım bu cuma itibariyle neler geldi. Yeni gelen oyuncuların analizini yapacağız. Şu aşağı sol tarafta görüyorsunuz, videosunu gösteriyor. Bakalım nasıl gelmişler. Pek iç açıcı değil açıkçası. Öyle önden tease etmek gerekirse. Her neyse, haydi biz videomuza geçelim. Ama öncelikle her zaman dediğim gibi kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu arada Missions kısmında, eğer yanlış görmediysem, Club'ın tam saçmaladığı bir yer var. Orayı da merak ediyorsanız arkadaşlar, video içinde anlatacağım. Yani 6-6,5 yıldır oynuyorum. İlk defa böyle bir saçmalık görüyorum. Haydi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi şöyle bir videomuzu izleyelim. Gelen oyuncuların. Ken Wakashimazu her zamanki gibi karate yapıyor, uçuyor, kaçıyor, tekmeliyor. Agare da bağırıp duruyor işte. Yanında Ishizaki ve Rafael geliyor arkadaşlar. Evet, bunları bu şekilde gördükten sonra bakalım bu hafta neler gelmiş arkadaşlar. Bu hafta gelenlere bakalım. Şimdi öncelikle eventlerden bakalım. Direkt 30 dB verdi oyun ilk başta arkadaşlar. Onu hemen cukkalıyorsunuz. Hemen alıyorsunuz zaten. Sonrasında hidden kısmında bir maç geldi, iki maç buradan. Rafael'in gayet kolay. Yani hiç gol yemeyin ve 3 veya daha fazla gol atın diyor. Rising Sun oyuncularına da %100 statlarını arttırıyor. Otomatikte direkt aldım bunları, hiç takım kurmakla mane olur uğraşmadım. Şu yapmadım hala, siz de soruyorsunuz. Henüz denemedim ama bakın, hiç gol yemeyin, 2 veya daha fazla gol atın diyor. Brezilyalı Rising Sun oyuncuların statları %50 artıyor. Kırmızı Totnes type kırmızı oyuncuların statları %50 artıyor. Ve işte şuna dayanıklı bozuk sahada, hani oynamaya dayanıklı oyuncuları kurmazsanız statları %80 düşüyor. Yani şunları her halükarda sağlamaya çalışın. Öyle bir takım kurun. Mümkünse kırmızı ve Brezilyalılar olsun. Kırmızı Pepe en iyi gol atma çözümü gibi görünüyor. Sanırım ondaydı. Bozuk sahalardan etkilenmiyordu. Hem Rising Sun hem kırmızı. Direkt %100 statları artıyor. Bir de düşmüyor. Şundan dolayı. Dolayısıyla onunla gol atabilirsiniz. Rahatça. O olmadan tabi zor olur. Onu da belirteyim. Bende var mı o kırmızı Pepe? Yok. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yaparsam bir ara duyururum. Ha, orada şöyle bir şey de var yalnız. Şunu da göstereyim. Ondan sonra geçeyim oraya. Şimdi bu hidden maçlarda arkadaşlar, şuna mutlaka detaylara bir girin. Bak, istediği oyuncu işte bu. Bu olursa daha rahat atarsınız arkadaşlar. Söylediğim Pepe oydu. Bir de Most Cleared Players'a tıklayın. İnsanlar en çok hangi oyuncularla gol atmış onu bir görün. Yani hangi oyuncularla gol at? Evet, gol kralı diyor bakın. Şurada hangi oyuncuları oynatmış. Hangi mevkide hangi oyuncuları oynatmışlar. Ona uygun bir takım kurup şey yapabilirsiniz. Birinci sırada Kojiro var. Bu Kojiro demek ki atıyor abi. Kırmızı şeyden de etkilenmiyordur belki o sahadan. Brezilyalı olmasa da atıyor demek ki. O Hyuga bende var. Oradan bir bakıp ona göre bir takım kurmak lazım.
Evet, Hidden'lara gelen bunlardı. Raid olarak gelen sanıyorum yok. Eventlere girdiğimizde işte şu yeni event, yine madalya toplayıp shop'tan ödüller alıyorsunuz ki bunun içinde DB de var, birazdan alacağım zaten. Günde 3 maç yapıyorsunuz. 4 tane maç var burada, 4 DB alabilirsiniz ama bir günden fazla 3 maç yaptığınızdan ikinci gün tamamlayabilirsiniz. Ben de videoyu cumartesi itibariyle çektiğim için 4 maçı tamamladım. Artık en sondaki maçı oynaya oynaya madalya biriktirip shop'tan ödüller alabildiğim kadar alacağım. Önceki eventlerde olduğu gibi. Challenge Road'da yeni gelen bir şey yoktu sanırım. Evet. Challenge Road'da yeni gelen bir şey yok. O zaman bir de shop'a bakalım ne veriyor. DB'mizi de alalım. Siz de madalyalarla DB'nizi almayı unutmayın. Onu da göstermiş olalım. Şöyle shop'a gelelim. Oyun bu arada bu aralar biraz saldı gibi ya. Yani şey dönemi iyiydi, yine biraz çıkış yaptılar. SDC Genzo'yla işte SDF dönemi biraz ilgi topladılar ama şu an hoş değil yani. Shoti'ye de bu konuda katılıyorum. O da video çekmiş bakarsanız. Yani gidişat bilmiyorum. Bu gidişat nereye? Şunu alalım 20 DB'mizi öncelikli olarak. Hadi şunları da alalım. Bu arada şunu göstereyim de. 3-2-2-3 Avrupalı oyunculara 2 kat daha fazla kritik atma ihtimali sağlıyor. Bir Tamotsu'yu de daha alırım buradan. Ondan sonra birikenlerle artık buraya en son kullanıyorum. Eğer kalırsa ki kalıyor. Black Ball ve şunları. Önceden bunlardan 4'er tane veriyorlardı. Şimdi niyeyse 1'er tane veriyorlar. Ben hepsini alırım arkadaşlar. 2 hafta sürecek zaten. Evet. Bu kupada kazandığınız madalyalarla. Bu işte biten. Hepsi alacağım her şeyi aldım burada. Buradan işte yeni gelen special skill varsa onları alabilirsiniz. Puanınıza şeye ekleyebilirsiniz. Hani oyuncuya skill öğretmek istediğiniz zaman. Playful 1-2 bu şeyle yapıyor herhalde. 475 puanla Rafael'le yapıyor. İyi, Angelic Interception'ı da buraya koymaları güzel. Hatta Angelic Interception'ı alayım. Angelic Sliding'i de koymuşlar. Bunlar dursun. İleride belki lazım olursa başka şeyler de alırız arkadaşlar. Şimdi gelelim oyuncuların analizine. En sonda Club'ın yaptığı saçmalığı anlatacağım, yanlış görmediysem arkadaşlar. Bir bakacağız. Evet, Wakashimazu geliyor. Ya da yok, önce Wakashimazu değil, Rafael'den başlıyorum. Evet, Rafael. Rafael'i... Yok, Rafael'i karşılaştıracağım, birisi yok. Rafael 35.6k atak, 35k defans diyelim, 33k fizikle geliyor. High ball, normal, low ball, normal, orta saha ve defansif orta saha oynatabiliyorsunuz. Yeşil ve Rising Sun geliyor 1244 stamina'yla. Stat break ile 1344 olur. 5 veya daha fazla yeşilden Japon oyuncu bulunursanız 25 takım skill'i var. Pasifte C olarak gelmiş. Full body stunt ama statları maksimum %10 artıyor. O da ilk 2 özel hareket kullanmanıza sonrasında düşer. 500 momentli bir shoot'la geliyor. Trick bouncing shoot. 450 momentli çalımı ve
450 momentli pası var arkadaşlar. Takımımızda ne kadar çok İspanyol oyuncu olursa statları o kadar artıyor ama maksimum 3 oyuncuya kadar olursa %10 artıyor. Stamina cooldown var. Özel hareket kullanırken %15 daha stamina harcıyorsunuz. Rising Sun Japon oyunculara karşı, yani Rising Sun Japonsa statları %10 artıyor onlara karşı. Bir de kardan etkilenmiyor. Demek ki bununla ilgili de bir event, bir hidden maçı, bir şey gelecek yani. Raid, bir şeyler gelecek. Yine tekrardan döndürüyorlar o karlı sahalarda etkilenmeyen, işte bozuk sahalarda etkilenmeyen olayını vesaire hortlatıyorlar diyelim. Oyun ilk çıktığı sene biraz vardı bu, sonra bırakmışlardı. Aktif olarak kullanmamışlardı. Evet, bence transferin en iyisi diyebilirim bu gelen transferlerin içinde. Ishizaki 1344 stamina, stat direktle 1444 staminaya erişir. Düşünün arkadaşlar, Rising Sun defans yeşil geliyor, highball, lowball'u normal. Ishizaki'nin statlara baktığımızda 35.5k atak, 47k defans, gerçekten iyi ve fizik 35.7k. Transferin yıldızı Ishizaki. Yeşil oyunculara %28 takım skili var işte. Auto intercept, auto block atıyor %80 ihtimalle. Bu çok iyi. 500 momentli yeni bir blokla geliyor. Horizontal leap face block. Bu da iyi bir blok. Yani daha iyisi var mıydı sanki? Belki jetonum var mıydı ya? Hatırlamıyorum. 500 moment var mı? 490 falan vardı sanırsam. Neyse, en iyi bloklardan biri. S kayma, S pas kesmesi var. Siz hatırlarsanız yazın, daha iyi blok var mıydı 500 moment üstünde. Şut katili arkadaşlar. Tüm şutlara karşı havadan yerden statları %10 artıyor. Ve sakatlayıcı şutlar bile Ishizaki'ye çarptığında sakatlamıyor. Yani çarpıp geçiyor. Yavaşlatmış olması lazım. Mantıken momentini düşürmüş olması lazım. Bu pratikte oluyor mu? Gerçekten momenti düşüyor mu? Bilmiyorum. Denemek, görmek, statlara bakmak gerek. Siz hani yorumlara yazabilirsiniz. Denediyseniz. Hani değiyor, geçiyor top. Sakatlamıyor. Yani mantıken yavaşlatması lazım. Kalecinizin daha kolay kurtarması lazım. Kurtaramıyorsa bile mesela. Tenacity özelliği var arkadaşlar. Bir stamina ile bile özel hareket yapabiliyorsunuz. Ve bir tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var. İstediği drill Rafael drill'i. Bu arada ben Rafael'i anca yani şu anki metada hani 7.5 falan veririm herhalde. Belki 7 bile veririm. Ama Ishizaki 8.5 alır arkadaşlar. Statları iyi olduğu için. Bu da kendi drill'ini istiyordu değil mi? Bu arada onu söyleyeyim. Evet. Bu da Rafael drill'i istiyor. Ve gelelim hayal kırıklığına. Neden hayal kırıklığı? Saving 28k diyelim. Fizik 33k. Arkadaşlar abi iyi değil mi falan diyor. 20k'lardan sonra bunlar eski kaleci gibi gelmiş. Yani şeyler de kurtarmıyor. Birazdan göstereceğim. Karşılaştırma da yapacağım. Bakışım ağzı hayal kırıklığı oldu benim için. Rising Sun geliyor. 1279 stamina. Stat track'le 1379 olur. High ball'u, good love ball'u. Normal bakışım ağzının mavi geliyor. Takım skill'i 5 veya daha fazla mavi Japon oyuncu bulunursanız 25 takım skill'i var. Punching Master %80 ihtimalle yumrukladığınızda, ki tekme atması da yumruğa giriyor burada. Ne diyor? Orta sağ, işte orta sağın orada en ilerideki kendi oyuncunuza gidecek diyor. Kendi oyuncunuza değil daha doğrusu, yani orta sahanın oradaki bir oyuncuya gitme ihtimali yüksek diyor. %80 ihtimali, %20 ihtimali yine yakındaki birine düşebilir ama onu söyleyeyim. 520 momentle işte yeni tekniğiyle geliyor. Vacadorio Match Kick. 455 momentle bir başka yumruğu var. 475 momentle de catch var arkadaşlar. Tabii catch daha fazla stamina harcıyor. Bond kısmı 3 veya daha fazla Rising Sun oyuncu kullanırsanız 4 bond veriyor. Niye az bond veriyor derseniz, çünkü aynı koşulda 6 da koruma sağlıyor. Yani korumalı takımlarda hani bond olarak kullan, yani sırf bondu için getirilmiş. Takımda oynatmanız için değil. Artık tüm oyuncuların, sahip olduğunuz tüm oyuncuların bondlarını ekleyebiliyorsunuz ya arkadaşlar. Bu da onun için getirilmiş. Korumalı takımlar için işte hem 4 bond sağlasın hem de 6 koruma sağlasın. O açıdan tek kullanılabilir yani o.
Give Everything var. Statları işte %10 artıyor. Staminanız ne kadar fazlaysa. İlk 1-2 kurtarışta statları %10 artar. İstediği diril, Rafael dirili ama bu stat artışı bence Vakashima Azu'yu kurtarmaz. Sebebe gelirsek şimdi bakın arkadaşlar böyle bir şey olamaz. 3-4 kaleciyle karşılaştıracağım. Bakın önce yenilerle karşılaştıracağım. Önce yenilerle karşılaştıracağım. Şöyle önce Genzo'yla karşılaştır. Şu Genzo'yu bir alalım. Bakın. Yeni kaleciler. Man Japon. Şu. Ve. Şu. Bak şimdi. Bak şimdi bak. Bak Vakashima Azu mavi. Bak. Görüyorsun değil mi? Nerede kaldı? Bak Bakus. Yeni gelen Bakus. Görüyorsunuz. Yeni gelen Hernandez. Turuncu. Ve Genzo. Genzo alayını kapsamış. Ya yani aradaki farka bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir şey var mı ya? İşin daha da kötü tarafı ne biliyor musunuz? Biraz daha eski kalecilerle karşılaştıralım mesela. Bakın. Bakın bir önceki Fast Genzo. Bir önceki. Ha, şu diğerlerini çıkaralım. Hı. Bak şimdi. Ah buyur. Önceki Fast Genzo bile çoğu yerde Power hariç bundan iyi. Düşünün. Bir önceki SDF Genzo bundan iyi arkadaşlar. Yani o zaman bilmiyorum. Şundan iyidir herhalde. O kadar da değildir. Heh, bakın bundan iyi. Peki şundan. Ondan da iyi. Ya bunlar tabi eskiler. Hani bir de çok eski DC Genzo var. Ondan iyi bakın. Ama yeni kalecilerin hepsinden çok kötü ve yani bir önceki SDF Genzo'dan şey SDF Genzo daha iyi ya. Çok enteresan geldi bana. O yüzden hayal kırıklığı dediğim gibi sadece bond ve koruma için getirdikleri bir Vakashima Azu. Resmen çöp etmişler yani. %10 stat artışı olsa ne olur? Hani ben buna ne vereyim ki şimdi? Hani Rafael'e 7-7.5 verdim. Bu zamana kadar izlemişsinizdir. Hep güncel metada hiç 7-6 puan verdiğimi hatırlamıyorum ama yani ben buna şu anki metada hiçbir işe yaramaz ki. 1 versem yine. Yani Vakashima Azu'yu seviyorum ama niye böyle yaptılar bilmiyorum. Çünkü her türlü yer yani golü. Her türlü gol yer. Bondu ve koruması için getirmişler. Bir saçmalığı buydu Club'ın. Club'ın bir saçmalığı buydu arkadaşlar. 12 gün kalacak transferler bu arada. Hani 3. adımda bir tane SSR oyuncu garanti diyor. Ama Banner'dan verir mi? Yeni SSR verir mi? Onu mu kastetiyor? Bilmiyorum. Atmayı da düşünmüyorum açıkçası. Niye atayım ki abi ya? Rafael de çok iyi değil. Ishizaki en iyisi ama gerek yok. Yeşil gelmiş zaten. Benim kadroya yaramaz. Atmam. DB'ler birikmeye devam etsin. Yine 1000 DB'ye yaklaştık zaten. Ve gelelim diğer saçmalığı arkadaşlar. Bu gerçekten yanlış görmediysem sabah sabah uykulu. Yine sabah çekiyorum. Abi şunu da söyleyeyim. Buradan 25 DB kazanabilirsiniz. Ama bir hafta beklemeniz gerek. İşte 21'lik maç oynayacaksınız. Bir hafta sürer. Şu yeni gelen madalya görevini 20 kez yapacaksınız. O da bir hafta sürer. Şunu. Ondan sonra 25 DB'nizi haftaya Cuma günü, Perşembe günü alacaksınız. Şimdi arkadaşlar hadi lig maç. Lan bunda hep lig maçı oluyordu burada. Bu ne abi ya? Bu ne? Biri bana bunu açıklasın. Yani Shoti belki sen de denk gelirsin. Yani hakikaten büyük saçmaladı ya. Bu 18 saat içinde 94 maç yapacağım. 94 rank maçı yapacağım. Ve bir tane Tamotsu'yu da alacağım.
Daily görev olarak ya burada bir sıkıntı var ya. Burada bir sıkıntı var abi. Bu saçmalık değil mi ya? Play 94 maç. 94 maç. 94 maç oyna ve bir tane Tamotsi'de al diyor. Bir de daily görevlerde çıkıyor. Sizde de böyle mi? Çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten anlaşılır bir şey değil. Şok etti Club beni. Şok etmeye devam ediyorlar. Kaptan Tsubasa Ace ile ilgili de arkadaşlar 17'sinde çıkacak herhalde diyordum daha önce ama duyduğum kadarıyla diyordum ama ben kendim araştırınca gördüm ki 17'sinde daha önce kapalı beta olarak hani oyun yayınlandı ya kapalı beta olarak insanlar denesin diye. Kapalı beta'nın bitiş tarihi 17'si. Şu an için herhangi bir release date yok yani yayınlanma tarihi yok. Olursa zaten bunun da açıklamasını, duyurusunu videolardan birinde yaparız ileride. Kaptan Tsubasa Ace'e fırsat vermeyi düşünüyorum. Her ne kadar Rise of çakması olacağını düşünsem de mobil tarafında Rise of'un online kısmında çuvalladığı tarafta burada mobilde yapabilirse Dream Team'in her ne kadar sıktı desek de online gayet güzel işliyor oyunun yani zamanla iyice sorunsuz hale getirdiler mümkün olduğunca. Eğer Kaptan Tsubasa Ace'in online'ı da Dream Team gibi iyi kurabilirlerse, Rise of'un eksiklerini online anlamda özellikle orada giderebilirlerse, Rise of'ta işte kart açma falan bu şekilde yoktu, vardı ama bu şekilde yoktu. Dream Team gibi yaparlarsa o zaman bir şansı olabilir. Bayağı iyi olabilir o zaman. Ona da o zaman bakıp göreceğiz arkadaşlar. Tutarsa ben de kanala çekmeyi düşünüyorum. Bunun dışında işte Dream Team'i haftada 1 veya 2 en fazla video atmayı düşünüyorum. Korku oyunları serisi devam ediyor. PES veya FIFA özellikle PES olabilir. Çekebilirim ki bir dönem bayağı çektim. PES 2020-21 kuzenimle, arkadaşımla hatta böyle konuşmalarımızın da olduğu videolar var. Çok güzeldi. İzlemenizi tavsiye ederim. O şekilde PES veya FIFA videosu da olabilir. PES olma ihtimali yüksek. Böyle devam edecek arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. Haydi bakalım videoyu burada bitirelim. Oynasayım kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor diyeceğim ama tüm hızı artık o hız azalıyor. Bir şeyler yapmaları lazım bence. Neyse bakalım hayırlısı olsun. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamada eşim kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepiniz ayrı ayrı çok seviliyorsunuz. Kulüp maçları da açıldı. Dipnot. Oradan da günlük kulüp maçlarınızı yapabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepiniz ayrı ayrı çok seviliyorsunuz.